Tarihteki birçok karmik bağ ve bağlantı da öte yandan kadın üzerinden ilerler. Kadın doğurur ve hayat verir. Geçmişte, Orta Çağ'da haksız yere yakılan cadılardan tutun da birçok olumsuzluğa maruz kalan kadınlar bugün bile o olayların kod ve enerjilerinden maalesef nasibini alıyor. Yüzyıllardır biriken enerji hala daha yeni doğan bir kız çocuğuna da aktarılır. Şiddet kayıtları, haksızlık, aşağılanma, ikinci planda kalma. Bu kodlar ve geçişler bile yeri gelir hastalığa zemin sağlar. Tıbbi olarak ilerlenecek yolda kişinin kendi başına gerçekleştireceği en etkili şifa yolu duadır. Dua, her şeyin mümkün olduğuna, olacağına inanmaktır. Sınırsız çareleri olan Allah'tan istemektir. Zaten sizi iyileştirecek olan doktoru da vesile kılan Allah'tır. Dua zaman, mekan ve tüm sınırların dışına çıkmaktır. Tüm isteklerin özgür olduğu yer ve enerjidir. Dünyadaki tüm sınırların üzerine çıkarız dua anında. Hissederek ve gerçekten kalple dua edin. Hayat sizi kayıp ve olumsuzluklarla imtihan ediyorsa ve kadersel bir konu ise bunu aşmak da en yoğun ve belki sadece dua ile mümkün olacaktır. Bir umut ışığı olacaksa bu yolu Allah size açar, sonuç için. Melekler de onun izniyle size eşlik eder. Baş meleğin şifasının Allah'ın izniyle hemşirelere, şifacılara, doktorlara ışığını verdiğini görürüz. Zamanından önce bu boyuttan ayrılma tehlikesiyle karşılaşan insanları da yine koruyucu melekler korur, kurtarır. Baş melekler o olayın önünü keser, tekrar şifa sunar. Dünyevi olan her daim ilahi olandan güçsüzdür. Dua ilahidir. Güç neredeyse şifa için de onunla çalışmak en iyi sonucu getirir. Dua et, tövbe et, ruhsal olarak arın, kabule geç, gerçek sebepleri bul, kaçma, yüzleş. Hepsine teşekkür et, isyan etme, karmada yol al. Her hastalık ruhta başlar. Konu en derinde bilinç dışıyla arınmalıdır. Konu aileden enerji mirasıyla geçtiyse köke inilmeli. Bakış açısı kesin olarak değişmeli. Fiziksel görünen her şey en derinde ruhsaldır. İnsanın enerji alanında kendine ait olan, başkalarına ait olan davranış ve inanç türleri de kodludur. Karmik kodlarından dolayı öfkeli, depresif, mutsuz, sürekli olumsuzu yaşayan birçok kişi vardır. Hastalık en son gelinen noktadır. Kökünde, derininde pek çok başka detay, yolculuk, açıklama bulunabilir. Yapılan hiçbir kötülüğün enerjisi kaybolmaz. Bir gün, bir yerde, başka bir formda size ulaşır. O nedenle akıllı, mantıklı ve önce kendini seven biri asla kötü olmaz. Enerji kaybolmaz, formlara dönüşür. Olan her şey şimdi ve tüm zamanlarda vardır. Sürekli hesap kitap yapan karma da zaten her şeyi kayıt altında tutar. Bilinçaltı seviyesinde görünmeyen negatif kayıtlara bilinçaltı kanalında ulaşılır. Açıklama ve sebepler orada yatar. Duygu frekansının yüksek olduğu zamanlarda olumsuz yükleri çoğaltırsak hasta oluruz. Bazı olumsuz aile veya geçmiş kayıt programları sona erdirilmezse karma diğer nesillere geçebilir. Bu arınma yani sırf size değil geleceğe de yarar. Birinden arınmak için onu affetmek de yetmez bazen. Onu neden çektiğinizi de bulun. O durduk yere size kötülük yapmadı. Konu iki kişilik. İkinizle de ilgili. Karmik açıdan sizin de o olayı hak etmiş olduğunuz bir detay vardır. Bazı olumsuzlukların üzerine örtmek, onu tam olarak bilinçaltına indirmek, yani kök salmasını sağlamaktır.
o anda yakalayıp onu dönüştürmek daha doğru olacaktır. O nedenle kaçmak daha kötüdür. İçtenlikle pişman olunmalı. Konu objektif ele alınmalıdır. Kendinizi sevmediğinizde bunu size kanıtlamak için evren harekete geçer. Bir dizi olumsuz olay size çekilir. Kürtaj da o dünyaya gelecek bebeği sevmemektir. Çok büyük karmik sorumluluk yaratır ki bu sadece anneyi değil, tüm soyu da bozar. Bir canı dünyaya gelirken öldürmek en ağır suçlardandır. Bunu bilinç seviyesinde aştım, atlattım sanan birçok kadın büyük suçluluk duygusundan dolayı sonra başka acı deneyimler yaşıyor. Birçoğu yaşadığı kadın hastalığının kökünün burası kaynaklı olduğunu sonradan anlıyor. Buna yakın karma yaratan bir başka olumsuzluk da evlatlık vermektir. Bir ailede eski nesillerde bu tarz geçişler olduğu zaman bu gelecek nesillere de yansır. Geçmiş kesin olarak değişmez ama yükü atılabilir. Af dilemek, spiritüel arınma, dua etmek, karmik temizlik yapmak, içten olarak pişmanlığı deneyimlemek önemlidir. Geçmiş bugünü etkiler, gelecek de bugünü etkiler. Gelecekten iz veya etkileri bugünün içinde saklı olarak görebiliriz. Sevgili bilinçaltım, bu gece uyku öncesi bugüne kadar yaptığım veya yapmayı düşündüğüm her olumsuz hareket için senden bana mesajlar vermeni istiyorum. Neden yaptım veya bunlar neyin köküydü? Neyi aslında öğrenmem şart arınmak için? Bu gece uykuya dalmadan önce sana ortaya çıkarma görevini veriyorum. Bana ışık ol. Bana gerçek beni göster. Bilmem gereken sırları, olayların kök sebeplerini. Rüyalarım, gün içinde mesajlar, semboller, kişiler bana bu bilgiyi en kısa zamanda aktar. Teşekkür ederim. Biri hakkında bir şey düşündüğünde, düşüncenin içindeki enerjiye uygun olan bir bağ kurarsınız o kişiyle. Ayrıca ondan alırsınız da. Ona karşı kullandığınız kelimeler, onu veya sizi iyi veya kötü edebilir. Kelimeler yazılı veya sözlü olsun, hem canlıdır hem de tılsımlıdır. Sık tekrar edilen olumsuz ifadeler de hasta edicidir. Bazı kişiler kelimelerin gücüyle, beden dilleriyle, geçmişleriyle sizin enerjinizi çalarlar. Zaten bu yaşamda enerji alma verme dengesini korumayan kişiler hasta olur. Enerji hırsızlarının çoğu maskeli tiplerdir. Başta gayet dost ve sevecenmiş gibi yaparlar. Başta güven vererek sizi ele geçirir. O güven olmazsa çünkü zaten size yaklaşamaz. Güven çok iyi bir bağ kurucudur onlar için. Onlar kendi enerjileri dışında başkalarının enerjisiyle de beslendikleri için aslında gizliden gizliye güçsüzdürler. Güç kaybı yaşadığı için sizinle işi bitince başka bir enerji kaynağına gereksinim duyar. Yeniden enerji çalmak zorundadır artık o. Bu tarz kişileri sezgilerinizi kullanırsanız en başta tanırsınız, zamanla değil. Bir tuhaflık olduğunu sezersiniz. Farkında olmadan siz de enerji çalıyorsanız bunu bir an önce bırakın. İnsan doğuştan şifacıdır. Kendini iyileştirme gücüne sahiptir. Kürtaj yapma, sevgiye ihanet etme, intiharı düşünme bile. Aile köklerini, enerji geçmişini tanı, dönüştür. Nefret etme, çünkü bunu yapmak kendini zehirlemek demektir. Hasta etmek demektir. Nefsini terbiye et. İçten ol. Birlik bilincinde kal. Bencil olma. Yediğin, içtiğin de bir enerji. Yediklerine dikkat et. Konuştuğun, düşündüğün şeyler arasında seni bloke edenleri iptal et. Geçmişe ait artık seni olumsuz etkilediğini sezdiğin eşyaları tutma. Bilinç dışı ve enerji bedeninle çalış. Değiştirilebilir kaderini doğru yönet. Enerji süreçlerini tekrar yapılandır.
Kendi yaydığını evren sana geri sunar.